Lojistik sektörü kuşak ve yol girişiminin en temel unsurlarından, en temel fonksiyonlarından bir tanesi ve tarih boyunca oynadığı köprü vazifesi ister istemez Türkiye'yi bu girişimin doğal ortaklarından, doğal parçalarından bir tanesi haline getiriyor. Bu nedenle biz de ilk oturumumuzda bu konuya odaklanacağız. Demir ve deniz yolları, aynı zamanda karayolları kuşak yol projesi çerçevesinde nasıl iyileştirilebilir? Avrupa'nın connectivity projesiyle kuşak ve yol girişimi arasındaki bağıntı nasıl kurulabilir? Tüm bunları değerlendirmek üzere moderatörümüz Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Direktörü Sayın Cem Gürdeniz'i sahneye davet ediyorum. Bu kuşaktaki panelistlerimiz CPCS Transcom Limited Baş Danışmanı Henri'den Longchamp, Horoz Lojistik CEO'su Sayın Taner Horoz, Sinotrans Başkan Yardımcısı Can Cien Bey, Avrupa Komisyonu Ulaştırma Komisyonu Kabinesi Başkanı Sayın Matej Jakonsek ve Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik CEO'su Sayın Özgür Soy olacak. Kendilerini buraya davet ediyoruz. Evet, tanıtım için çok teşekkür ediyoruz. Bana da en az 3 dakika zaman kazandırdınız. Tekrar panelistleri takdim etmeyeceğim. Efendim, hepinize tünaydın. Bu tarihi zirvede görev almaktan son derece gurur duyduğumu ve mutlu olduğumu söylemek isterim. Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu olarak da bundan 2 yıl evvel ilk uluslararası Deniz İpek Yolu çalıştayında yapan bir kurumuz. Çin Haçayo Üniversitesi ile de Küdenfor arasında Deniz İpek Yolu Enstitüsü işbirliği olduğunu burada bir kez daha sizlere de söylemek isterim. Şimdi zamanımız dar. Herkese 2 tur hak vereceğim ve 5 dakikayla bunu sınırlayacağız. I assume you don't understand Turkish and therefore if you follow. Şimdi çok kıymetli panelistler var aramızda. Hemen hemen hepsi sahadan. Şimdi kuşak ve yol projesinin temeline baktığımız zaman Xi Jinping'in 2013'te deklare ettiği 5 tane hedefin 2 tanesinin lojistik ve ulaştırmaya oturduğunu görüyoruz. Bir tanesi unimpeded trade, öbürü de connectivity. Şimdi baktığımız zaman lojistikle ulaştırmayı kuşak ve yolun içinden çekersek kuşak ve yol projesi diye bir proje kalmaz orada. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman da Türkiye gerek ulaştırma, gerek lojistik olanakları, yetenekleri, fırsatları açısından kuşak ve yolda öne çıkan, belki de primus inter pares bir ülke. Çok önemli özellikleri var. Şimdi öyle bir döneme girdik ki küresel, kıtasal ve bölgesel değişiklikler gerek jeopolitik, gerek siyasi, gerekse ekonomik koşullar düzleminde belki de Türkiye'ye tarihinde görülmemiş bir fırsat sunuyor. Şimdi dünya tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Avrasya adası dediğimiz Büyük Asya, kuzey sahilleriyle doğu sahilleri bir ittifak halinde. Yani Çin ve Rus ittifak. Bunun sağladığı bir jeopolitik istikrar ve rahatlık dönemi olduğu için kuşak ve yol projesinin ilerlemesi önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda çok daha kolay olacak. Önünde engeller yok mu? Tabii ki var. Amerika Birleşik Devletleri'nin deglobalizasyon politikası Avrupa ile Pasifik havzalarını tarihinde görülmemiş kadar birbirine yaklaştırıyor. Bugün Çin'den Pasifik kanalıyla Amerika'ya giden konteyner sayısı 20 milyon yılda, Amerika'dan Çin'e dönen konteyner sayısı 8. Yani Sayın Bakan Yardımcımızın da dediği gibi çok bariz bir şekilde bütün küresel ekonomik dengeler şu an değişiyor. Bu değişikliği Türkiye'nin çok iyi görmesi lazım ve bu fırsatı çok iyi kullanması lazım. Ve bu çerçevede tabii ki jeopolitik kamplaşmalar da oluyor dünyamızda. Ama görüyoruz ki bu jeopolitik kamplaşmalar zaman zaman jeoekonomik gelişmelerin gerisinde kalıyor. Şimdi Çin ile Amerika arasında ticaret savaşı da görüyoruz. Ama Amerika tarihinde olmadığı kadar da Çin'e
petrol ihraç ediyor. Bunları da görüyoruz. Ve bu çerçevede Türkiye açısından konuya tekrar dönersem, Avrupa ile Asya arasında bulunan Türkiye, hiç olmadığı kadar Avrupa ile Çin'in bir araya geldiği bu dönemde yeni görevlere hazır olmalıdır. Bu çerçevede sadece bir ulaşım ortamı olarak değil, aynı zamanda lojistik üsler, iç limanlar, dış limanlar ve üretim merkezleri çerçevesinde de Türkiye bu fırsatı iyi kullanmalıdır. O nedenle ulaştırma ve lojistik özelinde Türkiye hem raylı sistemler, hem liman yani deniz yolu sistemleri yani intermodal sistemlerle bu tarihi projede öncü rol oynayabilecek her türlü olanağa sahip bir ülke. Bunu iyi kullanmamız gerekir. Şimdi bu grupla bugün sırasıyla birinci turda bir durumsal farkındalık yaratacağız. İkinci oturumda da dönüşte de engeller ne olabilir, bunları nasıl aşabiliriz, bunu göreceğiz. Şimdi ben ilk olarak Henri Longchamp'la başlamak istiyorum ve kendisine şu soruyu yöneltiyorum. Kuşak ve yola imza koyan 65 ülkeden lojistik ve ulaştırma projeleri olarak öncelikle neler bekliyoruz? Good afternoon, everyone. Thank you for having me here. It's a complicated question because with so many countries, obviously a number of different topics, different priorities, and a number of different strategies. Of course, when we think of the Belt Road Initiative, we're thinking about transporting goods from one side of the planet to the other, basically China to Europe or China to Africa or Africa to Europe. That means that for all these countries linked together, there is a number of possibilities, a number of available strategy to develop their transport systems. As far as we're concerned, CPCS, we're dealing with a number of these transport development in the world, a lot of them in Africa, some of them in Eurasia. We are currently working on the CTC, Trans-Caucasus Corridor. So the answer we have at the moment is, broadly speaking, you have two different issues to deal with. The first is capacity. The first is capacity, and capacity is linked to infrastructure. And in most of the cases, you will see that people are actually focusing their strategy on infrastructure. So we're thinking of building ports, building railways, building motorways. That's an interesting point, and it should be done. It should be done. But in the case of Caucasus or Eurasian countries, in most cases the infrastructure is there. So what we're thinking more than development usually is about upgrading. And it's about linking this infrastructure together. The second element in terms of to develop capacity is focusing on operation. Because of the focus of infrastructure that I was just talking about, most of the case, you can see that operations are neglected. You have beautiful infrastructure that doesn't work. You have beautiful ports that actually work at half their capacity. You have amazing railways, electrified railways, for instance, in Georgia and Azerbaijan, which are actually working at 30% of the capacity. So operation is a very key. Closely at operation management, operation efficiencies, which actually link to lower cost and increasing capacity. So capacity is the first element that you should look at. The second element that you should look at in terms of developing project is integration. It's a number of countries, and each country
When you visit them or when you develop project with them, they think about themselves. They think about their ports. They think about their railways or their motorways. And very, very rarely they think, oh, actually, I have a neighbor next door, or two, or three, or four, or actually a linkage of neighbors that actually need additional linkage. And I think integration is key. So infrastructure integration, what is it, infrastructure integration? It's about linking ports, which gives the gate of outside world into the country, linking ports to the existing land infrastructure. It is linking infrastructure together, like railways to railways. You have a beautiful railway link now between Turkey and Georgia, the BTK, and this BTK is linked in Georgia, in a very remote station high up in the mountain, which is called Halakalaki, if I pronounce it well, probably not. And in this station, you can see that the understanding of the linkage between the railways is good, but not in terms of transport, really. Mm. So it's about railways operation, but it's not about transport operation, which makes a huge difference. So linkage is a key element. Infrastructure linkage is a key element to improve on the global transport chain. And finally, because we are talking about logistics, and Your Excellency, we're talking about logistics a lot. Logistics integration is a key element. And in that sense, I think most of the project should have a large part dedicated to intermodal operation. Thank you. Thank you very much for your wrap-up. İkinci sorum Sayın Horoz size efendim. Demiryolu, karayolu ve deniz yolu perspektifiyle kuşak ve yolun Türkiye için önemini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye bu projeye nasıl katkı sağlayabilir? Bildiğimiz üzere Sayın Bakan Yardımcımın işaret ettiği üzere bu proje 3 ana koridordan oluşuyor. Kuzey, Orta ve Güney koridorlardan. Ülkemiz bu koridorların ortası, orta koridorun tam göbeğinde, merkezinde yer almakla birlikte esasında Güney koridorun da kuzey cephesi üzerinde yer alıyoruz. Yani Türkmenistan'dan, Afganistan, İran üzerinden geçen koridorun bir kuzey tarafında biz oluyoruz, güney tarafında Güney Afrika, Kuzey Afrika ülkelerinden hareket sağlanılıyor. Tabii bu koridorun hep şu ana kadar daha ziyade altyapı tarafından söz edildi toplantılarda. Altyapının üzerinde lojistiği sağlamak için üst yapılar, taşıma araçları, taşıma firmaları, bununla ilgili eğitimli personel gerekiyor. Özellikle bu koridorun getirdiği konu birinci olarak örneğin bir Guangzhou limanından ülkemize, İstanbul'a, İzmir limanlarına yaklaşık 30 günde yapılan bir konteyner gemisi seferinin tren yoluyla yaklaşık 12 gün civarında gerçekleşebileceğini görüyoruz. Burada çok önemli bir hız kazanılıyor. Tabii şuna bakarsak özellikle Avrupa'nın ve dünyanın gelişen ticaret trendinin daha küçük lotlarla sevkiyatlar, daha hızlı yerine koyma, replenishment yöntemleri izlendiğini dikkate alırsak bu hızın ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anlayabiliriz. Bu hızı sağlamak için sadece tabii tren yolundaki hareketler değil, özellikle multimodal taşımacılık yöntemleriyle, işte swap body dediğimiz konteyner remote tipleriyle, tren konteynerları kullanılarak her türlü multimodal, yani tren artı karayolu, efendim uçak artı karayolu gibi alternatif modellerin farklı tip ürünlerde, farklı süre duyarlılığına ihtiyaç olan ürünlerde, farklı maliyetlere ihtiyaç duyan ürünlerde ayrıştırmasını sağlayabilmiş olacağız. Ama burada şöyle bir problem yok mu? Avrupa'dan, Çin'le Avrupa arasında senede 10 milyon TEU'luk bir hareket var. Baktığımız zaman istatistiklere bunun %96'sı şu an deniz yoluyla gidiyor. %4'ü demir yolu. Yani gelecekte demir yolları çok iyi işlese de bu miktarı nasıl
yukarıya çekeceksiniz. Çünkü burada hız çok önemli. Yani hız neticede örneğin bir... Ama kapasite de belli. Yani bir gemi, 24 bin TEU'luk gemiler var şu an. Evet. Ama bir tren yolunda bu kadarını taşıyamazsınız. Ya, tabii ki bunun hepsi devre olacak diye bir şey yok. Evet. Deniz yolları da gelişmeye devam edecek. Hatta Türkiye özellikle son 10-15 yıl içerisinde çok büyük liman yatırımları aldı. Hatta işte panelistimiz Özgür arkadaşımız da bir Çin yatırımının şu anda temsilcisi durumunda Kumport'u satın aldılar. Ve onun dışında pek çok Türk yatırımcısı da gerek Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Ege pek çok liman yatırımı yaptı. Limanlarımız şu anda çok yeterli durumda. Kapasitelerimiz çok yeterli durumda. Konteyner kapasitesini de göğüsleyebilecek durumdayız. Ancak bunu alternatif olarak daha hızlı, daha değerli ürünlerde, bozulabilir ürünlerde bu tren yolu avantajı da kullanılacak. Bu belki 94'e 6 olmayacak da 70'e 30'a dönüşecek, 80'e 20'ye dönüşecek. Mutlaka ki bütün transport modlarına ihtiyacımız olacağı kesin. Bununla birlikte tabii özellikle bu taşıma modlarının işletmecilik türü değişecek diye düşünüyoruz. Bu farklı taşıma şirketlerini, ulaştırma şirketlerini birbirine bağlamak için daha üst şemsiye rolü üstlenecek lojistik şirket formasyonlarını görmeye başlayacağız. Dördüncü parti lojistik servis sağlayıcılar veya öncü lojistik servis sağlayıcılar dediğimiz kategoride firmalar devreye girmek durumunda olacak. Çünkü lojistik tanımı itibariyle sadece mal hareketini sağlamaktan sorumlu değil, burada artan sayıdaki paydaşa önemli bilgi akışını ve derlenmiş, proses edilmiş, işlenmiş bilgiyi aktarmak görevini üstlenecek. Bu paydaşlar içerisinde tabii ki alıcılar, satıcılar, aracılar olduğu gibi işte finansman kurumları, devletle ilgili gümrükler, işte Hıfzı Sağ veyahut da standart enstitüleri gibi paydaş kurumlara bu bilgi akışını çok hızlı bir şekilde ve doğru koordine etme görevi düşüyor. Bunun için işte kontrol kuleleri oluşacak. Bu kontrol kuleleri üzerinden tüm bu paydaşlar kendilerinin ihtiyacı olan bilgileri lojistik şirketleri üzerinden temin edebilecekler. Burada da tabii sektörümüz için yeni açılımlar oluşacak. Aynı zamanda bildiğimiz üzere Türkiye özellikle Avrupa Gümrük Birliği'ne katıldıktan sonra pek çok çok uluslu yabancı şirketin doğrudan yatırımını çekti. Burada bu firmaların kimisi Türkiye'ye de üretim yapmaya geldiler, kimisi çevre ülkeler için Türkiye'yi bir lojistik merkez olarak kullanarak ürünlerini Türkiye üzerinden bu ülkelere pazarladılar. Pek çoğu da bunlara ilave olarak yönetim merkezi olarak, bu bölgenin yönetim merkezi olarak Türkiye'yi kullandılar. Burada daha ziyade gördüğümüz Türkiye'nin MENA ülkelerinde, işte Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde bir merkez olarak kullanılmasıydı. Ancak tabii bu güney-kuzey ve doğu-batı koridorumuzun güçlenmesiyle birlikte BRICA projesinde bu MENA çevresine özellikle Rusya, Ukrayna gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin katılacağını ve diğer taraftan da Kafkas ülkelerinde bu çember içerisine dahil olacağını öngörüyoruz. Ve bundan sonra sadece batılı ülkelerin değil, çünkü bugüne kadar yoğunlukla batılı ülkeler Türkiye'yi merkez olarak kullanmayı seçtiler. Bundan sonra esasında özellikle Çinli firmaların, Güney Asyalı firmaların da Türkiye'de yatırım yapmalarını bekliyoruz. Çünkü Çin artık eski bildiğimiz Çin değil, ucuz iş gücüyle anılan, bu sayede ihracatlarını yapan Çin değil. Artık geldiğimiz noktada Türkiye ile Çin'in
gayri safi milli hasılası, kişi başı gayri safi milli hasılası yaklaşık birbirine yakın. Dolayısıyla Çinli firmalar ham maddelerini, girdilerini Türkiye'ye taşıyarak Türkiye'nin üretim kültüründe, gelişmiş olan üretim kültüründen ve gelişmiş iş gücünden faydalanarak üretimlerini Türkiye'de yaparak, burayı bir merkez olarak kullanarak bu bölgede dağıtım yapacaklarını öngörebiliriz. Çok teşekkür ederim. Sayın Zhang Wei, sizce kuşak ve yolun, demir yolu ve liman projelerinin finansmanı ne şekilde gerçekleştirilecek? Financial support 这个问题比较深，我呢也不是个那个 financial man，I'm a logistic man。那我想啊，土耳其是正在处于一个快速增长的阶段。 中国在过去的40年的发展中，在这个方面，应该有很多东西可以和土耳其进行交流，然后有些经验甚至教训，也可以供土耳其相关的方面参考。 举例说，中国的经济在过去的40年中间有突飞猛进的发展。40年以后，中国成为世界的第二大经济主体。但是，20年前，在中国经济进入快速发展通道的时候，我们当时的经济的发展严重受阻于。 我们国家的所谓的就是我们交通设施的落后，港口极其拥堵，车皮一票难求，严重阻碍了我们的发展。后来，中国政府对此加大了改革的力度。 也引进了不少的合作伙伴，所以以后近20多年的发展，我们得助于中国的交通设施的发展，给我们有很大的便利。所以这些可能也都是贵国。 在经济发展过程中间，应该借鉴的。至于说什么样的方式去融资，因为中国的国情啊，跟土耳其的国情并不一致。我们是政府主导下的，由原计划经济向市场经济转型的国家。到今天为止，我们仍然是。 政府指导下的市场经济的发展，所以这里面呢，政府以及国有企业在仍然扮演了很大的角色。那么贵国可能不是这样的情况，所以融资的渠道呢，也比较充分。
时间短，但太贵。铁路是一个可取的方式。中国这几年在这个方面加大了投资的力度，我们有在好几个城市都有始发站连接欧亚大陆，我们所谓的叫亚欧班列，就是这个亚欧班列的开发为中国的经济以及沿一带一路的国家的经济的发展都带来了推动作用。所以有另外一个观点呢，从一带一路我们沿这个沿了一带一路的国家相对来说经济发展参差不齐，有的也不错，也有的还比较落后，所以呢我们必须沿了一带一路，我们必须加强这些国家的基础设施的建设。经济腾飞没有强大的基础设施作为保障或支撑是很难成功的。中国的中西部地区和中国的沿海东部地区之所以经济发展表现出这么大的差距，其中一个制衡的因素就是中东部西部地区西部中部的地区的交通设施远远跟不上经济发展需要。所以这也是我的一个观点，供土耳其朋友参考，说的不一定对，可能有班门弄斧之嫌。Thank you very much. Ben teşekkür ederim. Thank you very much, sir. Sayın Zakanjens, hoş geldiniz. Sizce kuşak ve yol girişimi bölge ülkelerinin entegrasyonunu nasıl etkileyecek? Bu girişim ülkeler arası birbirine bağımlılığı, interdependence'ı arttıracak mı? Teşekkür ederim. Merhaba. Thank you very much for the invitation. I am not the practitioner. I am from the policy side. So I am head of cabinet, chief of staff of European Commissioner for Transport. So thank you very much for the invitation. Also thank you for the speech by a deputy minister. Short answer is, of course, it will. Connectivity is set to be the most revolutionary force in the 21st century. And I'm not talking only about the connectivity when it comes to transport networks, but at the same time, we're talking about the digital networks, about the energy networks, and all this is basically connectivity. Connectivity before, we were focused only on transport, but in the 21st century, if we do not bring transport, energy, and digital together with the same logic of networks, we will not succeed. So that's why this is really important. Now, the Belt and Road Initiative is one of the programs which is currently around the world which will bring this connectivity. Of course, it raises a lot of expectations, specifically when it comes to trade, when it comes to development, but at the same time, it also raises concerns, such as debt, sustainability, social standards, reciprocity, public procurements, and so on. All this needs to be addressed in order to have a really successful program. Now, of course, in Europe, we have a Trans-European Network program, which is a 25-year-old program with a predefined routes, with a predefined corridors, 8 corridors that connect entire Europe through the rail, ports, seaports, aviation, as well as inland waterways. We are also, at this point, extending those TEN-T networks, so trans-European networks, to the neighboring countries. We have done so with countries of Eastern Partnership. We have done so with the Western Balkans. We have done so, now we are doing it with Turkey, as well with the countries of the southern neighborhood, so North Africa. Now, we have to look at the synergies between the programs of the BRI, of the programs of the TEN-T, to really see how we can have a synergy between those programs. And you have asked me what will be the effects. I believe that very much, that will very much impact, so the impact of Belt and Road initiatives will very much depend on what we believe that are impacts for successful projects. For successful projects in infrastructure, in transport, and in energy. And this is if it follows the four basic principles. The first principle is the principle of inclusivity. We need to make sure that all countries benefit
from the new routes in their own trade and economic development. So they are not just a transit route, but we need to make sure that everybody profits. Secondly, is reciprocity. We need to develop new infrastructure and transport operations to be open to all interested parties and to be in full compliance with the local legislation as well as international standards. We need to promote transparency when it comes to level playing field, to finances, as well as, of course, the market rules and the rules when it comes to respect for the environment. At the same time, the third principle, all projects should be sustainable. Because if we do not have a sustainable project, they will not succeed in a long term. And we are talking about sustainability when it comes to economic sustainability, social sustainability, as well as environmental sustainability. Here, we also need to think not only what we do with the new infrastructure, but also what we are doing with the current infrastructure. And this is sometimes a point which we are forgetting, that of course it's more interesting to build new roads and railroads and so on, but at the same time, we should not forget about maintenance and upgrade of existing infrastructure that we have. And also, once we are doing the new projects, we should always calculate the infrastructure maintenance cost already from the start. Otherwise, in 5-10 years down the line, we will be facing with the problem of sustainability. Now, least but not least, one very important principle is that I think that all the projects in the 21st century should always look at how they contribute to decarbonization. Decarbonization and reduction of the CO2 emission is our own goal, not because of ourselves today, but our children and our grandchildren. We have to make sure that when we build roads, when we build railroads, that we also promote decarbonized way of travel. Otherwise, we will have no planet to travel on very soon. So we should learn from each other and really exchange best practices and really see how we can make those programs sustainable long-term, because that's the only reassurance that they will be successful. Thank you. Thank you very much. I would like to personally ask you a question. There is an initiative named 13+1. 16+1. Oh, sorry. Different calculations. Yeah. But how do you see this initiative against those you already mentioned, TNT and other, Trasekas, many other initiatives? Do you think in the future that there might be some overlapping or clash of interests? No, again, every investment which is done in transport infrastructure, being road, rail, maritime, is an investment if it's needed, if it's sustainable, if it's actually helping the country, if it's done in a very smart way, should be welcomed. So that's why we welcome investments, because of course we need new ports, of course we need new airports, of course we need the new ways of travel, but it needs to be based on certain standards in order for all of us to benefit from it. So every new project, every new alliance is more than welcome as long as it follows also a certain predefined positions. So your commissioner fully supports BRNI? We are working very closely with our Chinese partners. Good. We have a connectivity platform with China where we are actually at this point looking how we are, on one hand, how we are connecting our trans-European networks with the Chinese ideas, and also trying to see how we can learn from each other in order to make sure that also our projects are synergetic. You know, because one road cannot end when the other road stops. It has to be a corridor, it has to be logical, it has to be sustainable, inclusive and green. Great, thank you very much. Sayın Soy, siz sahadasınız. Çin'in Türkiye'deki en büyük liman ortağısınız. Dolayısıyla fiilen kuşak ve yolun aktif bir parçasısınız. Ama ben Çin'de katıldığım toplantıların hiçbirinde Kum Portu görmedim, hep Pire Limanı'nı gördüm. Onu baştan söyleyeyim, benim bu konudaki takıntımı da iyi bilenlerdensiniz. Evet. Sizce Türkiye'de yerel iş dünyası ve lojistik operatörler yakın ve orta vadede kuşak ve yol ülkelerine yeterli hizmeti vermeye hazır mı? Evet, çok teşekkür ederim. Bunun kısa cevabı, Türkiye hazır olmak için çok fazla çalışıyor. Onu söyleyerek başlayayım. Öncelikle benim bu kuşak yol projesiyle ilgili çok sevdiğim bir benzetme var. Ben bunu
binlerce yıl önce yapılan Çin Seddi'nin tam tersi olarak görüyorum. Binlerce yıl önce Çin uygarlığı kendisini korumak ve izole olmak için dünyanın geri kalanından Çin Seddi'ni yapmış. Şu anda ise Afro-Eurasia denen o dev coğrafyada bağlantıları artırmak için ve dünyayla entegre olmak için öncülük ediyor. Bunun tabii stratejik ve demografik çok büyük boyutları olan bir proje. Biz daha çok ticari tarafını konuşuyoruz ama Çin'in son yıllardaki dev büyümesine, patlamasına bakarsak bu Çin'in en doğusundaki Pasifik kıyısındaki dev şehirler üzerinden gerçekleşti. Yani Şangay, Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong, Qingdao gibi şehirler. Buralarda dev fabrikalar kuruldu. Bunların yanı başında dev limanlar kuruldu ve buradan dünyaya dev büyük bir ihracat yapan bir dev ortaya çıktı. Bunlar içeriye doğru kanal networklerini kullanarak, özellikle Pearl River Delta olarak adlandırılan yer, bunun içindeki kanal limanları ve kurulan demiryolu network'üyle bu bölgeye yönelik bir büyüme oldu. Ve buraya da çok büyük bir göç yaşandı. Şu anda öncelikle kurulan demiryolu ağlarıyla tabii ki Çin'in batı tarafında ve Orta Asya'daki diğer ülkelerde birincisi çok büyük bir gelişme hedefleniyor ve orada nüfusu tutabilmek için bir şartların iyileştirilmesi geliyor. Diğer taraftan işte bu Pakistan ilişkisi Avrupa'ya olan mesafeyi kısaltmak için çok önemli konumda. Bütün bunlar içerisinde Türkiye'den bahsettiğimiz zaman evet Kumport yatırımı ben size ispatlamak için resmimi göstermiştim. Kumport yatırımı yapılırken işte bir kuşak bir yol projesi kapsamında yapılan önemli bir yatırım olarak lanse edildi. Antalya'daki G20 zirvesinde Sayın Tayyip Erdoğan'la Sayın Xi Jinping'in imzaladığı bir protokol çerçevesinde yapıldı. Ama o ana haritada evet Pire üzerinden geçiyor ve ondan sonra işte İtalya Adriyatik Denizi'nin Budapeşte, üst tarafında Almanya, Trieste bitiyor gözüküyor. Hı. Diğer taraftan da demiryolu geliyor. Aslında yani son soru da bana sorabileceğiniz o da benzer bir şey. Biz bu aradaki linki tamamlıyoruz. Türkiye'nin öneminin belki özeti Karadeniz. Şimdi Pire Limanı'na baktığımız zaman Pire Limanı bazen Avrupa'ya giriş noktası gibi değerlendiriliyor. Bu hedefe çok uzak durumda, onu söyleyebilirim. Pire de bizim ortaklarımızdan, hissedarlarımızdan bir tanesinin sahip olduğu bir liman. Pire üzerinden gelip de Avrupa'nın diğer ülkelerine aktarılan, karayoluyla aktarılan mal miktarı çok çok az. Pire bir aktarma limanı, çok önemli bir aktarma limanı. Ve 3,5 milyon TEU kapasiteye ulaştı, iş hacmine ulaştı. Ama öbür taraftan bizim zaten o anlamda rakibi değiliz biz onların. Biz Karadeniz ticaretinde onların rakibiyiz. Bakarsanız Türkiye'nin de özellikle Karadeniz'e giden yüklerdeki iş hacmi 2.7 milyon TEU'ye ulaştı. Aktarma iş hacmi. Hiç azımsanacak bir rakam değil. Yani bir küsürden 2.7'ye geldi. Ambarlı limanları, Kumport, Marport ve Asyaport sayesinde çok ciddi bir büyüme oldu. Bununla beraber işte yeni kurulan demiryolu ağlarıyla ve Ro-Ro bağlantılarıyla Karadeniz bölgesinde Türkiye'nin oynayacağı çok önemli bir rol var. Çok teşekkür ederim. Tabii ben Çandarlı Limanı'nın kuşak ve yolda öne çıkmasını savunanlardanım. Çünkü çok büyük bir yatırım yapıldı. Açık Deniz Limanı, yani sizin limanınız çok önemli ama Çanakkale Boğazı'ndan geçişe tabi. Doğru. Yani yarın öbür gün 25 milyar tona çıkacak dünyada taşınacak miktar. Ya boğaz trafiği ne kadar dayanabilir? Ama Açık Deniz olduğu zaman bir engel yok. Ama Çandarlı'ya ben Çinlilerin niye yatırım yapmadığını anlamış değilim. O yüzden de bunu her yerde teşvik etmek istiyoruz. Mersin aynı şekilde. Şimdi bu Bakü, Tiflis, Kars'ın Mersin'e yakın olması muazzam bir fırsat sunuyor. Evet. Ama ileride dediğim gibi şu an 11.2 milyar ton olan dünya yükü 2030'da da şurada ne kaldı 2030'da? 25 milyar ton olacak. Doğru. Bizim bu şekilde büyük megaportlara ihtiyacımız var. Bakın geçen yaptığımız çalıştayda Ningbo Limanı'nın bir yılda elleştirdiği yük miktarı 1 milyar ton. Evet. Bir tek limanın Ningbo. Türkiye'nin bütün limanları 400 milyon. Bizim geleceğe hazırlanmamızda da Marmara içinde değil, açık denize açık limanlara odaklanmamız gerekir diye düşünüyorum. Burada efendim ikinci tura geçiyoruz. Vakti hızlı kullanmak için. Burada sorunlardan biraz bahsedeceğiz. Kuşak ve yolun önündeki engellerden. Sayın Longsham, Mr. Longsham, we will start you again. Kuşak ve yolda, bölge içi ticarette en önemli engelleri ne olarak görüyorsunuz? Bu engelleri aşmak için lojistik maliyetleri aşağıya çekmek ve bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmek için sizce hangi tedbirler alınabilir?
We've usually identified two type of barriers to trade. The first are physical barriers. We've talked a lot about infrastructure. I've talked personally about capacity and about type of operation. So these are the first barriers. So you have to look at ports, you have to look at railways, you've got to look at roads, you've got to look at existing railways, existing infrastructure, and also possibly new development if necessary. What you don't want to is actually developing something which will cost more than the existing infrastructure and add an additional burden to the countries, any countries. Economic balance. So physical infrastructure, and the second big set is obviously the non-physical barriers, and on that I would put together customs. I would put border crossings. I would put information flows. I would put a lot of these non-direct element that actually prevent people to trade together. So if you want to reduce cost, all these barriers, of course, are doing two things. They are increasing the cost of transport, and they are limiting the regional integration. So if you want to to reduce costs or increase regional integration, of course you've got to look at these two types of barriers and address them separately. I don't want to come back to what I've said already, but we are looking at really putting together infrastructure, linkage. I insist on that. In most cases, what's missing is a platform. and what's missing is someone who can operate properly a platform. It's not the infrastructure itself. There is road, there is rail, there is port, there is a lot of things that actually exist. And just looking at them, you say, well, they could do better with that. So that's the first thing. And as far as I think non-physical barriers, I suspect that in most cases, you should look a bit more carefully at trans-border agreement or trans-border regulation, for instance. You've got two rail system going together at a border. They should be linked. They should be able to cross in each country. Different regulations on driver's time, for instance, in two or three or four different countries. That should be addressed. The more these issues are addressed, the more you would limit the barriers, the non-physical barriers. So we're talking about customs, we're talking about regulation, we're talking about information flows. In many cases, you have information stopping at the border, and so when you send a container from Shanghai to a northern port of Europe. By vessel, you just have one information flow, right? When you send it by on the land route, you could have up to 16 different transfers. So physical transfer and non-physical transfers, because each time you transfer the container, you have to fill another form, fill another paper, deal with another languages. And I think this should be addressed also a bit more carefully. So, thank you very much. Sayın Oroz. Ulaştırmada teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Baktığımız zaman özellikle Endüstri 4.0 uygulaması, dijitalizasyon, çevresel faktörlerin... Sizce yeni teknolojilerin uygulanmasında veya üretilmesinde lojistik sektörün rolü nedir ve kuşak ve yol ülkelerinden bu teknolojik alanda nasıl bir işbirliği bekliyorsunuz? Şimdi bu teknolojilerin kullanılmasında her şeyden önce bu bilgiyi toplayıp proses edecek gelişmiş yazılımlara ihtiyaç var. Öncelikle taşıyıcıların, devlet organlarının, alıcıların, satıcıların benzer platformlar üzerinde hareket edebileceği bir dijitalleşme dönüşümü gerekiyor.
gerek blockchain olsun, gerek Endüstri 4. Uzun bir yol. Çin'i Avrupa'ya, Londra'ya bağlayacak yol çok uzun bir yol. Bu yol içerisinde pek çok belirsizlik var. Bahsettiğimiz Endüstri 4.0'ın da blockchain uygulamalarının da hepsinin temelinde güvenli yolculuk gerekiyor. Bir şeyin hızlı olması önemli olduğu kadar söz verildiği sürede orada olması daha da önemli, bu planlama kabiliyetimizi geliştirmek adına. Tabii lojistikte bugün kullanılan RFID teknolojileri, GPS teknolojileri bunlara olanak verecek, hepsine olanak verecek durumda. Hatta sanal gerçeklik teknolojileri de bunlara artık eklenmeye başladı. Bütün ürünlerimizi, bütün siparişlerimizi bir konteynerin içerisinde yüzlerce değişik ürün de olsa sipariş bazında tümünü takip edebilecek teknolojileri, lojistik şirketleri sağlayabiliyorlar. Ama sadece bu teknolojilerin sağlanması yeterli olmayacak. Tabii bu ülkeler arasında pek çok geçiş olacak. Bu geçişlerde ben free zone'ların öneminin gitgide artacağını düşünüyorum. Özellikle ülkemizde bizim gördüğümüz kadarıyla free zone'lar yeteri kadar gelişemedi. Özellikle de daha ziyade ticaret konularında kaldı, transit konularda kaldı. Free zone'larımızı daha üretim yapılan mekanlar haline getirmemiz için önemli teşvik paketlerinin oluşmasını düşünüyoruz. Yabancı yatırımcıya özellikle burada arsa ve istihdam teşviği sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu free zone'ların gelişmesi bizim için olmazsa olmaz. Tabii burada Doğu ile Batı arasında çok önemli bir ticaret imbalansı var. Aynı zamanda bu altyapılar sağlanırken ülkelerin kendi çıkarlarını koruması esastır. Bu kendi çıkarlarını korurlarken kimi zaman böyle bir rutu, böyle bir proje olmadığını bile düşünsek, hiç yapılmadığını bile düşünsek, kimi zaman ülkelerin pek çok kota, tarife dışı engeller, gümrük engelleri uyguladıklarını görüyoruz. Gümrük kapılarındaki yavaşlatmalar veyahut da özellikle gümrük proseslerinin yavaşlatılması, engellenmesi, uygulanılan yüksek şeyler, tarifeler, gümrük tarifeleri. Bu gibi projelerde farklı lokal sıkıntılar yaratacaktır ve bu bir zincir olduğu için bu zincirin ortasındaki güzergahtaki herhangi bir ülkenin bu konudaki negatif yaklaşımı bütün zinciri etkileyecek durumdadır. Onun için bu projenin her şeyden önce bir siyasi dil ve siyasi dilin neticesinde bir ticaret kalkışması, bir ticaret bütünleşmesi, bir yerde Avrupa Birliği'nin ticari kanadına yaklaşacak bir ticaret birleşmesi gerekiyor. Bu olmadığı takdirde uzun vadede pek çok sıkıntılar ortaya çıkabilecektir. Bizim Türkiye'miz özelinde bazı teknolojilerimizin gelişmesi gerekiyor. Kıymetli Çinli meslektaşımın da belirttiği gibi, Türkiye özellikle limanlar ve otoyollar anlamında ve hatta hava yolda yeni açılacak hava limanımızla birlikte hava limanları anlamında epeyce hazır olsa bile demir yolları anlamında daha yapacak çok işimiz var.
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de demir yollarına önemli yatırımlar aktarıldı ama tabii bu yatırımlar biraz öncelikli olarak yolcu taşımacılığına odaklandı. Bugünlerde artık yük taşımacılığına da daha fazla ağırlık verildiğini görüyoruz. Bu gerek ray yatırımları, gerek sinyalizasyon yapılı yatırımları, farklı tipteki ürünlerin, farklı kapasitedeki trenlerin birlikte bu geçişlerini sağlayabilecek niteliğe ulaştırılması da önemli bir unsur olacak. Peki. Şu anda bunlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Can Bey, halen Çin'den Avrupa'ya yüklerin büyük çoğunluğunu demin de söylediğim gibi deniz yoluyla gönderiyorsunuz. Bu çok zaman alıyor. Hava ulaşımı çok pahalı, tercih edilmiyor. Kara ve demiryolu ulaşımında da pek çok engeller karşınıza çıkıyor. Bu engelleri nasıl aşabilirsiniz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? <咳>我觉得刚才我发言的时候漏了一个观点，正好现在主持人问到我这个问题，我觉得一个非常重要的事情就是便利化。 就让我们这个贸易应该要加快速度的进行，通关的时间要短，通关的成本要降低。就像我们在过去遇到的，我们出境的时候啊，尤其是连接中亚地区的时候，出境的时候，我们的货物或者车皮到了那个。 关口上一待就待个七天八天的，那确实是不行。所以那个铁路运输的便利啊，就被消化掉。所以我觉得，那个就要加快通关的速度，降低通关的成本。刚才我边上那位先生也讲到了，就是自由贸易区。当自由贸易区的概念比较宽泛，那对我们来说的话。 Logistics, transportation 作为贸易的一个辅助手段，我们必须得要使贸易和通关要便利化，因为现在的这个成本仍然是挺高的，时间成本也挺高的，所以面贸易便利化，面便利包括便利化呢，也不是说某一个国家就能做到的，要多边的协商，大家共同来不断的。 讨论这个问题，改进这个问题，因为各国之间的情况也不尽相同，所以呢，需要经常的进行交流，像这 BRICS 的这个平台呀，是能够很好的发挥作用的。谢谢。 Çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Sakanjesk, siz Avrupa bağlantı strateji dokümanı, European Connectivity Strategy dokümanı ile kuşak ve yol ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi yönleriyle birleşiyor veya ayrışıyorlar? Teşekkür ederim. Thank you very much. The Commission has indeed adopted on the 19th of September the strategy for connectivity between Europe and Asia. And it's based on the principles which I before already mentioned. So inclusiveness, reciprocity, sustainability, decarbonization and innovation. Now, I don't want to repeat myself, I just want to say, you know, where we believe is really the key. I think the key is that we have to look at the world is too small to be looked at only with the individual, even countries or the regions. We need to see where the road or the rail ends. What is the connection between the ports? Is the port connected to the rail? Is the rail connected to the airport? And so on. So I think this is the key. And the key is to connect within the corridors, within the countries, because only that will ensure the projects which are, what we are saying from the beginning, sustainable and long-term. This is also a key when it comes to planning, because of course, you know, many times people are asking us, oh, we have built a beautiful railway, but there is not enough capacity. Well, of course, there is not enough capacity because just across the border, the capacity drops by 50%.
So the point is that of course every project can be sustainable in terms of finances and in the terms of also the financial gains only if it's looked within the corridor logic of what is happening from the beginning to the end. And that's why we really encourage countries to really look at the networks what, to talk with the neighboring countries to see what are priorities when it comes to the neighboring countries and to create those corridors because these corridors are the highways for connectivity. Thank you very much. I thank you very much. Sayın Soy, son soru size soruyorum. Geleceğe bir yansıma yaparsak, Deniz İpek Yolu'nun kuşak ve yol girişiminde eksik bağlantı parçaları var mı? Evet. Bunu yine Türkiye perspektifinden değerlendireceğim tabii. Yani çok büyük bir proje, çok büyük bir coğrafya. Ben Türkiye üzerinden değerlendireyim. Bir de yine Pire'yi örnek alarak sizinle ortak söylediğimiz konu. Onun üzerinden anlatmaya çalışayım. Nasıl rekabet ederiz sorusu üzerinden. Bunun birkaç boyutu var. Önce en kolayından başlamak isterim. Yani yerdeki elmaları toplamaktan başlayacaksak, biz Karadeniz aktarmalarının tamamını Türk limanlarına çekebiliriz. Mevcut altyapımızla, mevcut limanlarımızla bunu yapabiliriz. Zaten büyük bu konuda mesafe kat ettik. Pire Limanı'nın CEO'su da bu arada bizim de yakın dostumuz, Çinli bir arkadaşımız. Onunla geçen sene Kumport'un başarısını kutladığımız bir yemekte bize kadeh kaldırırken size kadeh kaldırıyorum ama yükünüzün yarısını benden aldınız gibi bir şey söylemişti. Bu daha da artabilir. Dediğim gibi gümrük işlemleri kolaylaştığı takdirde çok rahatlıkla bunu mevcut altyapıyı da yapabiliriz. İkincisi ve Çin'in Pire'nin ana yükü aslında şuradan kaynaklanıyor. Konteyner ticaretinin bu bölgedeki ana yolu, highway'i beyefendi söylediği gibi, otobanı uzak doğudan Batı Avrupa'ya giden yol. Bizim o hat üzerinde hazırda bir iyi bir limanımız yok. Aktarma limanı, hub limanı olabilecek bir limanımız yok. Buradaki ana limanlar işte Mısır'daki Port Said, Temel Süveyş'in çıkışındaki Pire Limanı gibi ve işte biraz daha tali Malta gibi, İtalya'daki Ciataro gibi limanlar. Bizim bu hatta bir limanımız yok. Çandarlı bu anlamda yapılan bir proje ama işte gümrük işlemlerinin de yetersiz, birazcık yavaş olmasından dolayı tam hızlı devreye giremedi. Ama ideal nokta da tam değil. Buradaki ideal nokta aslında bakarsanız Akdeniz'in ya en batısında olması gerekiyor ya Ege'nin en güneyinde olması gerekiyor. O yol üzerinde yer alabilmesi için. Son olarak da Avrupa'ya giriş noktası olma açısından bakarsak, Avrupa'ya giriş noktası olarak tabii ben çok fazla bir şey görmüyorum, çok büyük potansiyel görmüyorum, çok zor görüyorum. Çünkü bir kere Yunanistan'a indiği anda bir direkt olarak Avrupa Birliği'nde yer alıyor. Türkiye Avrupa Birliği'nde yer alırsa burada çok en önemli potansiyel gördüğüm nokta yine Karadeniz diyeceğim. Karadeniz'deki demir yolları bağlantıları tamamlandıkça, oradaki kapasite arttıkça, oradaki multimodal taşımacılıkla ilgili yatırımlar yapıldıkça, Ro-Ro, karayolu, tır, yani kamyon, demir yolu, deniz yolu, bütün bu bağlantılar sağlandıkça asıl potansiyelimizin orada olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Üzülerek sual alamayacağım çünkü saat 14.50'ye geliyor ve öbür oturumun başlama saati 20 dakika hatta kafe break'ten de çalmış olduk. İnşallah idare bunu düzenler. Ben panelistlere çok teşekkür ediyorum ve Çinli dostlarımızı daha sık burada görme dileğiyle bu oturumu kapıyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim bizler de tüm panelistlerimize çok teşekkür ediyoruz katılımlarından ve katkılarından dolayı. 20 dakikalık bir kahve aramız var. Sonrasında paralel oturumlarımızla devam edeceğiz.